Saygıdeğer Divan, değerli kurucu üyelerimiz, sevgili abilerimiz, Sayın Yönetim Kurulu ve değerli büyüklerimiz hoş geldiniz. Ben bu başlangıcı herkes yapıyor. Ben yıllardır yapılmayan bir başlangıç daha yapmak istiyorum. Efsane Bekir abi hoş geldin. Efsane Necmi abi hoş geldin. Mehmet Çoroğlu, Galip burada. Bu kulübü kuranlarla ilk şampiyon olanlar burada. Onlara da hoş geldin diyorum. Hep unutuluyor çünkü. Söylemedim var mı ya? Hacı Emin Caneloğlu da buradaydı. Ha? şimdi ayrıca bu divan kurumları toplantıları olunca ben çok severim. Ali Özbek'i anmadan geçmek istemiyorum. Ona da Allah rahmet olsun dilerim. Çok sevdiğim, devamlı konuştuğum ve tartıştığım bir insandı. Her divan kurulu olunca aklım o gelir. Onu rahmetten anıyorum. Yönetim kurulumuza ilk başlar başlamaz şunu söylemek istiyorum. Uzun zamandır ilk defa bir teknik direktörle kavga etmeden sezonu bitirdik. Yani burada huzurunuzda Rize Hoca'ya teşekkür ediyorum. Ona da herhalde iyi bir şekilde bir yemekten gönderebilirsek iyi olur. Düşünmüşsünüzdür inşallah. Çünkü uzun zamandır bir teknik direktörle sezonu bitirdik. Gelmiyor mu? Ciddi miyiz? Ha, tamam peki. Yönetime de teşekkür ediyoruz. Adaylıkları bu zor sıkıntıda elini taşın altına soktukları için öyle veya böyle. Ama Sabit abi merak etme, Trabzonspor'u bu öyle veya böyle. Ama Sabit abi merak etme, Trabzonspor'u bu taraftar yerde bırakmaz. Hele efsaneler hiç yerde bırakmaz. Biz aday oluruz, altına gireriz. Siz hiç merak etmeyin. Şimdi benim yönetim kurulumuza bazı şeyleri bulacak. Belki bunu iki tarikaya de söyleyebilirdim ama bazı senede 500 tane futbolcu yetiştiriyoruz 8 yaşından 18 yaşına kadar. Ondan sonra Yusuf oluyor, Abdülkadir oluyor. Başkanın karşısına bir menajerle geliyor. Niye benim 8 sene, 10 sene para harcadığım, yatırım yaptığım, muz yedirdiğim, süt içirdiğim bir futbolcu benim dışında bir menajerle gelsin ki? Niye biz buraya 8 yaşında, 10 yaşında aynen uygun bir şey varsa, menajerlik aşağı altında bir menajerlik şirketi kurup da onların ta 8 yaşında girerken 18 yaşına kadar babasına, 18 yaşından sonra bu menajerlik şirketinin dışına çıkamayacağınız dair maktu kağıtlarla girişini yapmıyoruz. Bunun bir değerlendirmesini sizden rica ediyorum. Ben uzun zamandır bunu söylüyorum. Çünkü bizim yetiştirdiğimiz futbolcuları işte yoldan geçenler aday oluyor, karşınıza geçiyorlar. Yani menajeri oluyorlar, karşınıza geçiyorlar. Ve para istiyorlar. Demiyorlar ki 8 sene, 10 sene yetiştirdik biz bunları. Bu kulübün Trabzonsporlusunuz. Para konuşurken utanmanız lazım biraz. Tabii ki hakkınızı vereceğiz ama menajer para alacak. Benim birinci önerim budur yönetim kurulumuza. İkincisi lazım. Ama yönetim kurulu olarak ya o yönetim kurulunun soracak olduğu insanı olarak Trabzonspor yönetim kuruluna çıkartacak isimleri tespit edip Türkçe kursuna, konuşma kursuna göndermemiz lazım. Bunları yetiştireceğiz ve televizyonlara çıkartacağız. Başka türlü bunun altından kalkamıyoruz. Sonra bir bakıyoruz. 20 sene evvel aleyhimize konuşan, 10 sene evvel aleyhimize konuşan, efsanemiz Şenol Güneş'e devamlı sallayan Trabzonspor için bir şey konuştuğu için konuşuk oluyor. Aa bak o ne konuştu diyor. İsmini vermek istemiyorum. Biz konuşalım. Bunun devamında da rica ediyorum ilişkilerinizi Ahmet Başkan Beyin Sport'un üst yetkililerinden şunu konuşabilirsin. Trabzonspor maçlarını Trabzonsporlu biri konuşacak.
Ya kapsal değil. Bizden yetişen biri konuşacak, bizim maçlarımızı anlatacak. Doğrusundan yerisinden hiç fark etmez. Trabzonspor'un maçlarını Trabzonsporlu konuşması gerekir. Bu da ayrıca bir notum. Rica ediyorum, ilgilenirseniz memnun olurum. Demin Mahmut Bey izah etti, daha önceden de izah edeyim bilmiyorum. Halkla ilişkiler departmanı kurmanız lazım. Halkla ilişkiler, yani bağışta, kombinede, yardımda ulaşacaksınız insanlara. Yani adamdan parayı istediğin zaman adam unutmayacaksın. Adamdan parayı bir Trabzonsporlu'dan 61 milyar lirayı, 6 milyar lirayı aldığı zaman o departman kurulu onun doğum gününü, karısını doğum gününü, çocuğunu doğum gününü hatırlayacak, arayacak ve maça çağıracak. Çünkü onlar potansiyel müşteri. Bir de aksine gene 6 milyar, 61 milyar alırsın. Devamlılık şarttır. Ve bunu departman kurmamız lazım. Şimdi departman kurmazsak ne oluyor biliyor musunuz? Şey anlatayım size. Yalnız sakın şey yapmayın. Geçen Trabzonspor'un dergisinde bir resim gördüm ve bildirdim. Suat abi omuzlarda biz genel olarak bunu çok yapıyoruz. Trabzonspor, Ali Kemal, Bekir abi, bir de Aziz Şenol Güneş de omuzlarını almışlar. Faruk abi önde gidiyor. Ya o resim aslında Faruk abi arkada gidiyor ya. Faruk abi yağ çekilsin diye bakan zaman da öne aldılar. Ya bu dergiye koyulmaz. Bu dergiye koyulmaz. Çünkü ben biliyorum bunun olduğunu, başkaları da biliyor. Halka açılıyoruz. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Bu ay gördüm. Yani ilgilenmek lazım. Açtım bana rastlıyor. Hayret diyor başkan. Koskayı anlatıyoruz. Yani resim koyduk. Rahmetli Çola gibi rahmetli kupa kaldı. Ya. Yanında da rahmetli Kazım Golot var. Ya bu resim ya Türkiye'ye dağılıyor. Şimdi bunu hani yapanlar niye yaptılar diye fırçaltısın diye demiyorum. Ya ilgili kişilerden geçmesi lazım ya. Bu geziyor. Bir dahaki sayıda özür dilerim de yani bir anlamı yok. Peş peşe oluyor bunlar. O yüzden halkla ilişkiler departmanı kurar da ilgili kişiler bunu burada eğilemeyse bir daha Trabzonspor'un başkanı kombine sıkacağı zaman kombine alın, kombine alın diye sağa sola yalvarmaz. Bu departman bunu satar. Bu benim bir önerim. Bir önerim daha. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Dünya değişti. Artık futbolcular başkanlarda ve yönetimlerden zengin. Senede 3 milyon, 5 milyon euro alıyor. Ödeyemiyoruz da. Bizim gıptayla baktığımız arabalara biliyor. Yani bu dünya değiştiğine göre beyin kafalarımızda da bunlara hitap edecek kişilerin de değişmesi lazım. Şimdi konu dönecek genel sponsorlara gelecek. Yani söyleyeyim size. Şimdi var. Şimdi saydığımız, sevdiğimiz, hepimizin saydığı, bizim de saydığımız, sevdiğimiz bir hocamızdır. Yani futbol Trabzonspor'a futbol olursa Özkan Sümer'i yok saymak, yani onu dışlamak olur mu? Mümkün değil. Yani bunu mümkün değil, olmaz. Ama bir konu da var ki ya geçmişe bakarak öne geçiyoruz. Yani ben kendisine de söyledim. Başkalarının da yanında söyledim. Yani ben hani Ali Sürmen dedi ki başkanımız, ben böyle açık konuştuğum için beni çok severler sevmezler bilmiyorum. Zaten yani peygamberi bile sevmiyorlar. Yani bizi sevmeseler ne olur? Biz de herkesi sevmiyoruz. Doğruyu konuşacağız. Ya bir en son 1984'te şampiyon olduk. Özkan abi de 47 yaşındaydı. Suat abi de 49'u tahminim. Yani 3 aşağı 5 yukarı. Şampiyon oldular, büyük hocalar. 30 senede şampiyon olmuyoruz. Onlar gençti. Yapsaydılar ya. Niye olmadık? Çünkü biz yoktuk. Biz futbolcular yoktuk. Şimdi biz futbolcu, bizden sonra futbolcular geldiler. Bütün başarıyı, bütün her şeyi hocalara bağlamayacağız. O günkü idareciler, o günkü hocalar, o günkü futbolcular bizdi zaten. Bizi kaybettik. Biz zannediyoruz. Gelecek ayva atıp götürecek bizi. Götüremeyiz. Açık ve net söylüyorum, hiç götüremez. Ben Ali Bey söyledi herhalde. Ben Muharrem Usta'ya söyledim ki başkanımıza, yemekte 3 sene evvel başkan almayın Ersun'u. Bak bu hoca değil. Ama bu göreceli, bana göre hoca değil, size göre hoca olabilir. Girin bilgisayara, bakın bunun neler yaptığına. Bu Trabzonspor'un yeri götüremez. Ama siz aldınız. Diyorsunuz ki tecavüz ettik zevk al. Alalım, sen başkansın.
götüremez dedim ve ben bugün Ali Bey'in dediği gibi mahcup olmak istiyordum, olamadım. Yine söylüyorum. Biraz da gırgır olsun diye söylüyorum yani. Sanki Albert Einstein aynı hatayı yaparak doğruyu bulamayanlara Trabzonsporlular dermiş gibi o lafı söyledi. Biz aynı hataları yapıyoruz. Yine şarkı vardı Süleyman Demirel. Yine Özkan Sümer, yine Özkan Sümer, yine Özkan Sümer. Özkan Sümer olsun, olmasına yanayız. Özkan Sümer 40 senedir paylaşmıyor. Paylaşmıyor. Yine paylaşmayacak. Ve görüyorum ki yönetim kurulumuz bir sürü sorun içinde teslim olmuş. Yanlış. Şahsi görüşüm yanlış. Özkan Sümer'e ihtiyacımız var ama Özkan Sümer'in de başkalarına ihtiyacı var. Tek başına yönetmemesi lazım. Mesela beraber yönetim kurulundaydık Ahmet Ağoğlu'nda. Sayın Başkanımızdan biraz da espri o. Sayın Başkanımız dedi ki antrenör seçeceğiz dedi Özkan abi. Fakat ben antrenörle derneğin kurucusu olarak ben karışmayayım ama bir tavsiyede bulunayım dedi. Biraz da ben abartıyorum. Kısa boylu olsun, altyapıda olsun, kel olsun dedi. Tamam mı? Ahmet Ağoğlu dedi ki Saadet Ekeli olalım demek istiyorsunuz. Ne demek istiyorsun dedi. Şimdi gayet iyi tanıyor Ahmet Bey onu. Ben Özkan abi o zaman demiştim ki aynı durumdaydı 2000 yılında Marmara Etap Oteli'nde kalıyordu. Özkan abi Kral Dairesi'nde kalıyordu. 500 dolara biz aşağıda 250 dolara kalıyorduk odada. Dedim ya hocam ya zaten paramız yok. Para toplamak için yırtınıyoruz. Niye Kral Dairesi? İkisi de aynı. O kendi bana Kral Dairesi aram demiyor. Haberi yok. Ya öyle hakikaten ciddi mi diyorsun dedi. Dedim başkanım kalmıyor. Görüntü 250 dolar bizi batırmaz. Sonra İsmail diye bir çocuk vardı. Sonra biz de telefoncu oldu. Her şey kamerayla resimci oldu. Şimdi ne yaptım bilmiyorum. Ben bir gün geldim bir baktım. Önde yemek, arkada sucu, arkada ekmekçi gidiyor. Nereye gidiyorsun? Yemek gidiyor. Ya dedim ki başkanım bak biz bunlar yapılıyor diye 2001 yılında talip olduk buraya. Taşın altına elini soktuk. Ya aynı şeyleri biz ne yapıyoruz dedim. Ya ciddi mi diyorsun dedi. Hani onun konuştuğu tabirle diyerek konuşmak istemiyorum. Çok konuştum. İfaz ettim. Toparlandık. Yani daha dikkatli olmaya başladım. Evet. Para vermek istiyor insanlar. SMS vermek istiyor. SMS'ten para atacaklar. Ama yeni alınan mavi arabayı görünce atmak istemiyor insanlar. Eski kullanılmış arabalar vardı ya. Yani onlardan kullansaydık ne olurdu? Özkan abiye şoför de lazım, zaten çalışıyor. Makam arabası da lazım, en iyisi. Ama şu anda iyi araba alınma zamanı değil bence. Bence. Yani ben bunları yüzümüze karşı söyleyeyim. Sen de temsil ediyorsun, unutma. Sen de temsil ediyorsun, unutma. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Yani bunu, bu benim tavsiyem. Yani yapılır yapılmaz bilmiyorum. Bosman diye birisi çıktı. Dedi ki futbolcu köle değildir dedi. Gitti itiraz etti. UEFA'ya, FIFA'ya bilmiyorum nereye itiraz etti. Mustafa Bey siz biraz da bilirsiniz, teşekkür edersiniz. Nereye itiraz etti bilmiyorum. Bosman davasını kazandı. Bosman kanunları çıktı. Ve futbolcular rahat rahat kulüplerin gerdanını atladılar. Ya bir tane kulüp de çıksın Bosman kanunu gibi desin ki biz futbolcuların eseri değiliz kardeşim. Biz paramızı yok kulüp kurduk diye futbolculara köle miyiz desin. UEFA, FIFA'ya nereye gidecek gitsin de belki bu ilk Trabzonspor olsa Trabzonspor kanunları diye dünyada geçer. Yine Trabzonspor ismi geçer. Yani biz futbolcuya 5 yıllık anlaşma yapıyoruz. 2 yıl oynamıyor. Başka yerden de o kadar parayı alamadığı için git dediğimiz halde gitmiyor. Yani transfer yönetimleri kulüplerin aleyhine. Belki bundan da ilgili bir şey yapabilirsek yani bu konumuzun dışında bir şey ama bunun ilkini biz olursak çok iyi olur. Bir de çocukla ilgili bir şey söyleyeyim başkanım. Çocuk tatilatçı komisyon kurduğunuz. Ben kimler var bilmiyorum. Kimlerin olduğunu öğrenebilir miyim? Kimler var? Kim? Hı? Yani gene hı? Yani gene şimdi tamam şimdi
Yani bugün tüzük değişikliği yapacağız. Bundan evvelki tüzük değişikliği ve bundan evvelki tüzükleri, 1300 yılındaki tüzük değişikliğini yapanlar yeni tüzükleri yapacaklar. Ya zaten aynı tüzükleri bunlar yapmışlar. Neyi değiştirmeye çalışıyoruz ya? Aynısının içeri. Bu iş avukatların işidir. Dernekler yasasını iyi bilenlerin işidir. Futbolun işini iyi bilenlerin değil. O dediğim, o dediğim kişinin ismi var. Erol Bey. Mesela senin kim olmasını istiyorum. Erol abi. Bilmiyorum kimin olmasını istiyor. Erol abi. Tamam. İsimleri ver. Ben adam değilim. Ben adam değilim. Ha, Erol abi. Ben sana Erol abi diyorum. Kızdın da öyle diyorsun biliyorum. Kızdın da öyle diyorsun ama ben sana Erol abi diyorum. Niye değişiyoruz? Madem varsınız niye değişiyoruz devam bir tüzükleri yanlış diye? Neyse buraya gelip konuşursunuz. Muhalefet ediyor tüzüklerin değişmesine yönetim. Müdahale etmeyelim. Uyarıyor. Tüzük değişikliğinin yapılmasını istemiyor. Tamam. Peki Erol abi. Pardon. Benim tüzük tazminatına ilgili önerim de şudur. Öneriyorum yani şahsi önerim. Mesela eğer elimizde hisse varsa, Trabzonspor hissesi varsa veya bir gün paramız orada hisseleri geri alırsak bunların satılamayacağını teminat bile gösteremeyeceğine ilgili bir hüküm koymamız lazım. Var mıdır bilmiyorum şu anda. Bu öneri. İkinci önerim, yönetenler bütçeyi açarken genel kuruldan şey istiyorlar ya bütçeyi açacağız yani yetmiyoruz diye. Bunu mutlaka ve mutlaka sormaları, izin almaları, almıyorlarsa mal varlıklarından sorumlu olmaları lazım. Onun da oraya gelmesi için. Tamam, tamam daha iyi, daha güzelsin. Yönetenlerin yönettiği süre içerisindeki de, o yönettiği içerisindeki şahsi varlıklarından, onu Muharrem Bey de söylemişti. Onu da oraya ekleyebilirsek, bu da benim. Mayıs ve Haziran ayında, 280 tane şey, Mayıs ve Haziran ayında seçim yapılsın dedi 200 tane seni gelen SMS'ten alıyorsunuz ya. Ben de onu şöyle görüyorum. Bilmiyorum ne diyeyim. Mayıs ve Haziran ayında Trabzonspor inşallah şampiyonluğu oluyor. Mücadele ediyor. Büyük bir mücadelenin içerisindeyken ve her katmanının bu şampiyonluk süresi içerisine girmesi gerekirken o katmanlar şimdi durup da genel kurulu yapıp da genel kurula mı versinler mücadelelerini ve bütün güçlerini şampiyon olabilmeye mi versinler? Bunu iyi düşünmek lazım. Bunun ne konu, ne zaman konuyorsa koyalım, en iyi zamanı o olmayabilir ama burada da böyle bir handikapın olduğunu da düşünmemiz gerekir. Şimdi şey çok güzel söylüyor, bir daha kurucu olunmayacak dedi ama bizim içimizde ümit olduğu için söylüyorum, bir daha da ilk şampiyon olan kadro olmayacak yani. Konuşurken ve anarken ilk şampiyon olan kadronun da unutulmadan alınmasını da rica ediyorum. Hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ederim Serdar Bey.